Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarını hazırladı. TTAYT Geometri Soru Bankası kitabında üçgende alan konusundaki ÖSYM tarzı testlerden test ördüm. Çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Ön yüzü kırmızı, arka yüzü mavi olan bir kağıt şöyle katlanmış ve burada kaçta 75 derece verilmiş. Bu katlamalarda biz ne yapıyorduk? Öncelikle eski haline geri açıyorduk. Bu burası 75 verilmiş. Katlamalarda üst üste binen kenarlar birbirine eşitti. Yani 2 ise burası 2. Üst üste binen açılar da birbirine eşitti. Yani 75 ise burası da 75. Dolayısıyla burası ne oldu? 30 derece oldu. E sonra ne yapacağız? Tam ağırlık merkezine denk gelmiş böyle. Bizden ne isteniyor? Alan ABC nedir diye soruluyor. Arkadaş güzel bir soru. Nasıl? Ağırlık merkezine gelmiş ya. Ağırlık merkezinde ben şunu düşünebilirim. Ya böyle bütün kenar ortayları çizerim böyle ya da şöyle 3 parçaya ayırdığını düşünebilirim. Hocam ben burada şu alanı bulabilir miyim? Evet taban burası 8. Tabana ait yüksekliği de bulabilirim. 90'ın karşısı 2 ise 30'ın karşısı 1. Yani şöyle bir üçgen oldu arkadaşlar. Şu üçgenlerin alanların hepsi birbirine eşit ya. 8 çarpı 1 bölü 2. 8 çarpı 1 bölü 2. 4. Buradaki alan 4. Burası da 4. Burası da 4. Yani 4 görüş 12 diye cevaba ulaşırız. Birinci soru Akçay oldu. Geldik ikinci soruya. Şimdi Ali Bey uzunluğunu 12 vermiş. Hemen şu uzunlukları yazalım. DF uzunluğunu 2 vermiş. AC uzunluğunu 6 vermiş. Sonra DE uzunluğunu da 5 vermiş. E ne yapacağız burada? Bak 12 tabanına ait yükseklik şöyle ama üçgen yok. Hemen üçgen oluşturalım. Ben büyük ABD üçgenin alanını bulabilirim. Nasıl bulabilirim? 12 çarpı 5 bölü 2. Hocam büyük üçgenin alanından şu alanı çıkartırsam ki bu alanda belli. Alt tabana ait yükseklik 2. 6 çarpı 2'yi çıkartırsam taral alanı bulurum. Yani 60 bölü 2'den 30 eksi 6'dan cevap kaç çıkacaktır? 24 çıkacaktır. İkinci soru Cihan oldu. Geldi küçe eş olan iki ikiz kenar üçgenin eş iki ikiz kenar üçgenin taban kenarlarından birer nokta seçilerek dikmeler çizilmiş. Bu çizim sonrasında alanlar bu şekilde verilmiş. Arkadaş, ikiz kenar üçgende bir şey yapamıyorsak tabana ait yükseklik taban yoksa tabana ait yükseklik çizemiyorsak ne yapıyor? Açıya dalıyoruz. İkiz kenar demiş açıya dalalım alfa alfa. E bunlar da 90 derece Hatta buraları da 90 derece e, eş olduğu için bunlar da alfa alfa çünkü aynı ikizkenar kenar üçgenin kolları da aynıdır. Hatta bunların tabanları da aynı mıdır? Aynıdır. E alfa 90 burası beta alfa 90 ise burası beta aynı şekilde beta beta. Hocam bu 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 yani bu üçgenlerin hepsi ne oldu? Birbirine benzer oldu. Benzerlik alan ilişkisi 1 bölü 25. 1 bölü 25 kare kükü benzerlik oranına eşittir. 1 bölü 5. Yani burası k iken burası ne oldu? 5 k oldu. E toplamda burası kaç k oldu? 6 k oldu. Aynı şekilde burası o zaman Şimdi şurada benzerlik oranı 1 bölü 4. 1 bölü 4 şimdi bu üçgenle, şuradaki üçgenle, buradaki üçgenle benzer değil mi? Benzer. 1 bölü 4 kare 2 1 bölü 2 yaptı. Yani benzerlik oranı 1'e 2 olacak. 90'ın karşısı kaysa 90'ın karşısı 2 k'dır. Hocam 6 k'ydı tamamı. O zaman buraya 4 k kaldı. Şimdi burada şu ikisine bakacak olursam benzerlik oranı 1 bölü 4. 1 bölü 4'ün karesi de alanlar oranı eşittir. 1 bölü 16. Yani a'yı da böyle kaç buluruz? Hani 1 bölü 16 eşittir. Alan 1 öbürünün alanı A. Yani A'yı da böyle ne buluruz? 16 olarak buluruz. Güzel bir soru arkadaşlar. Üçüncü soru böylelikle akçay çıktı geldik. 4'e diyeceğim ama ÖSYM 2021 mevsimi çıkmış bir soru. Maalesef ben çözemiyorum. Nereden bakıyorsunuz? Uygulamadan bakabilirsiniz. Evet geldik 5'e. Birim kareleri ayrılmış olan aşağıdaki şekilde bir bina ile etrafındaki bahçenin üstten görünümü sırasıyla gri ve yeşil renkle gösterilmiştir. A noktasında bulunduğu nokta A noktasında bulunduğu nokta etrafında her yöne dönebilen bir kamera vardır. Bu kamerayla bahçede görüntülenemeyen alan kaç birim karedir? Arkadaşlar kamera her yere gidiyor. Şöyle şöyle şöyle. Aha böyle geldi. Ana bu çizginin altını görebiliyor mu göremiyor. Şöyle geldi. Bak burayı da görüyor görüyor. Burayı da görüyor buraya da he, burayı da görüyor. Ama bu çizginin altını görebiliyor mu? Göremiyor. İşte göremediği alan soruluyor bize arkadaşlar. Göremediği alan. Hocam şu birim karenin köşegenin aa bak bunu tam güzel bir şekilde çizelim arkadaş. Şu birim karenin köşegeni, birim karenin köşegeni, birim karenin köşesinden geçmek zorunda bu. Tam böyle oldu. Tamam. Şimdi benden ne isteniyor? Şu alan artı şu alan artı bir de alttaki şuradaki alanları sayarsak olay bitti arkadaşlar. Zaten birim kare ya. Buradaki alanlar 1, 1, 1, 1, 1. Şu alan kaç? Burası 2. Burası da 2 olduğu için 2 çarpı 2 bölü 2'den 2 çıktı burası. Burası 1. Burası 2 olduğundan dolayı burası da 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 çıktı burası. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mi çıktı? O zaman tüm alanı topladığımız zaman 7 yaptı. Yani cevap böylelikle 5. soruda akçay olur. Geldik 6'ya. Yukarıda cam kısmı 5 adet eş dikdörtgenler oluşan bir kapı resmedilmiştir. Bu kapının cam kısmı köşegen boyunca bölgelere ayrılmış ve bu bölgeler yukarıdaki mavi mor renklerle renklendirilmiştir. Buna göre mor bölgeler ile mavi bölgeler alanları oranı kaçta diye soruluyor. Aslında buradaki bu çıta diyelim ya da bir çerçeve diyelim çerçevelerin kalınlığı ihmal edilmiştir diye bir not düşürseydi daha güzel olurdu. Neyse bunlar eşlermiş. O zaman şunlar ne olacak? Birbirine eşit olacak. Ve hatta şunlar da birbirine eşit. E sonra ne yapacağız burada? Hatırla şunu. Şöyle eşit olunca nasıl gidiyordu böyle bunlar? Benzerlik oranın karesi 1 bölü 2, 1 bölü 4. O zaman ne oluyor? Hocam burası A iken burası 3A, burası 5A, burası 7A. Tek sayılar şeklinde gitmiyor muydu böyle? Evet. Yani burası 3A, bur pardon 1A, sonra 3A, sonra 5A, sonra 7A, sonra 9A diyeceğiz. E bunun aynısı öbür tarafta var. A, 3A, 5A, 7A, 9A diye buraya da yazınca mor bölgenin olan alanları 7, 7, 14, 19. 19A bölü 9, 9, 18, 21, 26, 29. Evet 19 bölü 29 mu yapıyor? Bir yanlış hesapladık. Mor bölgeler 7. Ha burada da bir A daha varmış arkadaşlar. O zaman burası 20 yapıyor. 20 bölü 29. Yani cevap böylelikle akçay çıktı arkadaşlar. Geldik 7 soruya. 14 santimetre uzunluğundaki bir ip düz bir çubuğun iki ucuna yukarıdaki gibi bağlanmıştır. Bu ip parçası 6 santimetre olacak şekilde üzerinde C noktası seçilecekse. Evet burası çubuk. Bir C noktasından böyle çektim ve üçgen oluşturdum. Ee, şu ipin uzunluğu şurası 14 olacak burası 8 olacak. Bu üçgenin alanı verilmiş. Şuraya alfa dersem normalde 6 çarpı 8 çarpı sinüs alfa bölü 2 eşittir kaç oluyor? 24 oluyormuş böyle. Ya da alfa direkt 90 olmaz mı? 6 çarpı 8 bölü 2 sağlanıyor buradan. Ya da hesaplarsın 6 çarpı 8 çarpı sinüs alfa bölü 2 eşittir 24 dersin. Hocam sinüs alfa buradan ne geldi? 1 geldi. Alfa da böylelikle 90 çıktı diyebilirsin. Alfa 90 olduysa çubuğun uzunluğu 6, 8, 10 üçgeninden 10 mu oldu? Evet. Buna göre ip bir parçası 4 cm olacak şekilde gerilseydi. Valla çubuğun uzunluğunu 10 bulduk. Bir parçası 4 olacak şekilde gelmiş olsaydı ipin uzunluğu toplamda neydi arkadaşlar? Şöyle 14'tü. E burası 4 bu çubuk ya. Burası da 10 olacak. İşte bu üçgenin alanı nedir diye soruluyor. E ikiz kenar üçgen çıktı burada. Tabanına ait yüksekliği çizeriz. 2 2 yapar burası. 100'den 4 çıktı. Kök 96. Kök 96 da neye eşittir? 16 çarpı 6. Yani burası 6 kök 6. Yok. 4 kök 6 yaptı. E burası 4 kök 6 oldu. O zaman bu üçgenin alanı ne eşit olacaktır? Taban 4 yükseklik 4 kök 6. 4 çarpı 4 kök 6 bölü 2. 16 bölü 2'den 8 kök 6'ya eşit olacaktır. Evet güzel bir soru. Cevap denizli çıktı. 7. soruda. Geldik 8'e. 3 var 5 var x var. Buna göre boyalı bölgenin alanları birbirine eşitmiş. Hmm. Boyalı bölgelerin alanları birbirine eşit. A diyelim A diyelim. Peki. Taralı alanlar. A çift çizdeki alan A artı B ise Çift alan da A artı B olmak zorunda. Buradaki alanlar da birbirine eşit oldu. Çok güzel. E ben buradan A artı B yakaladım bir tane. Bak 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 şurası A artı B. A artı B alanı ne eşit arkadaşlar? 5 çarpı x bölü 2. E büyük alanda da 2 artı 2 B yok mu? Evet 2 A artı 2 B alanında da ne eşit? 8 çarpı x artı 2 bölü 2. 8 çarpı x artı 2 bölü 2. Hocam bu A artı B'ye eşit. Bu da 2 artı 2 B'ye eşit. Ben bunu 2 ile çarparsam bu 2 artı 2 b yapar. 2 artı 2 b kaç yapıyor o zaman? Hocam bunu 2 ile çarptığım zaman 5 x yaptı. Bölü 2'ler gitti. 2 ile çarptığım zaman. 2 artı 2 b aynı zamanda şuna eşit. Hatta şunlar sadeleşince 4 yapıyor. Bu aynı zamanda 4 x artı 2'ye eşitmiş. Her x de a, artı b, 2 artı 2 b eşit olduğundan dolayı bunlar birbirine eşittir. Yani 4x artı 8 eşittir 5x yaptı. Böylelikle X'te de kaç bulduk? 8 olarak bulduk. Gerçekten güzel bir soru. Cevap 8. soruda Edremit yaptı. Geldik 9'a. ABC üçgensel bölgesi şu şekilde farklı 5 üçgensel bölgeye ayrılmış. Tamam. D kenar orta noktası. Çok güzel. Ve ayrıca yeşil ve sarı renkli bölgenin alanlar toplamı pembe renkli bölgenin alanına eşittir. Yeşil ve sarı alanlar toplamı buraya eşitmiş. Hmm. Yani şuradaki alana A, burada kalana B dersen burası da A artı B diyor bize. E Sonra ne yapacağız? Dikkat et. Şurada bunlar. Çift çizgi alan A artı B ise tepe noktası bu olanda. Çift çizgi alan yine A artı B yapmaz mı? Yani şurada kalan A artı B yapacak. E hocam A'sı buradaysa buraya ne kaldı o zaman? B kaldı. E o zaman şunlar da birbirine eşit olacak. B'ye B. Alanlar oranı. Alanlar birbirine eşitse tabanlar da birbirine eşittir. E o zaman çizdiği kalan A ise çizdiği kalan A mı olacak? Evet. Turuncu renkli bölgenin alanı mavi renkli bölgenin alanından nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Burada herhangi bir şey var mı yine? Var. Bak dikkat et. Şurası A artı B. Burası 2 artı 2 B. Gördün mü? Yani tepe noktası A'ya göre bakacak olursak. Burası K iken. Çünkü A artı B ve 2 artı 2 B. 1'e 2 olanlar oranı var. Burası K iken burası 2K değil midir? Evet. A. K'da kalan 2A ise 2K'da kalanın 4A olması lazım. A artı B eşittir 4A ise böylelikle B'yi kaç buluruz? 3A buluruz. Turuncu renkli bölgenin alanı B 3A bulduk ya. Evet 3A bölü mavi renkli bölgenin alanı A isteniyor bizden. O da kaç çıktı o zaman? 3 çıktı. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. 9. soru Edremit çıktı ve böylelikle test 4'ü de halletmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 5'in çözümünde yani son testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.